başkan, kendisi jeolog ve her dönem Fay Kanunu için teklifte bulunan çok değerli vekilimiz, komisyonerimiz. Geçen dönemde komisyondaydı. Buyurun efendim, size söz veriyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii maalesef bir dönemde ikinci deprem komisyonunda görev almak nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin diye tekrar başlamak istiyorum. Ben şu anda söyleyeceğim şeylerin AFAD emekçilerine yönelik olmadığını burada ifade etmek isterim. Depremde emek ve katkı sunmuş bütün AFAD görevlilerine buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum ama şunu muhakkak dile getirmek durumundayız. AFAD deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında ya da afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına dönük hazırlıkları olması gereken bir kurumken maalesef çök, kapan, tutun gibi müsamere niteliğinde bir tatbikatın yapıldığı birkaç ay önce, bu depremden belki bir iki ay önce tam zamanını hatırlamıyorum ama çök, kapan, tutun şeklinde bir müsamere şeklinde bir şeyin yapıldığı ve bizim 2021 yılında tamamlamış olduğumuz, burada birçok milletvekilinin de görev almış olduğu deprem komisyon raporunda öne sürmüş olduğumuz önermelerden özellikle bir ikisini okumak isterim. 16. maddemizde diyoruz ki merkezi ve yerel tüm kamu kurum ve kuruluşları, akademik kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya, aile ve bireye kadar uzanan toplumun tüm kesimleriyle başta deprem olmak üzere mevcut ve yeni tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durumu ve afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsayan Türkiye Afet Yönetim Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Evet, siz illere dair İRAP raporları hazırlamışsınız. Maraş'tan tutun işte özellikle bu 11 ili kapsayan bir afet raporu il afet raporu hazırlamışsınız. Ve bu neredeyse oradaki depremin büyüklüğünü, hatta Urfa'daki işte selin gelebileceğini de öngören bir rapor. Ama ne yazık ki gördüğümüz şu ki hem deprem öncesi alınması gereken önlemlere dair çok güzel raporlar, çok fotoğraflar ve çok emek verilmiş. Maraş raporu yanımda, birçok ile ait raporlar da yanımda ama şu anda Maraş'ı göstermek istiyorum. Son derece değerli bir çalışma yapılmış. Peki buna dair ne tür önlemler alındı? Yani AFAD tamam, bu çok önemli, gerçekten de değerli çalışmaların yer aldığı ve depremin merkez üssünün neredeyse verecek kadar ciddi bir çalışmanın yapıldığı İRAP raporlarının il afet risk azaltmaya dönük hani ne tür bir çalışma yapıldı? Niye buralarda mesela değerli meslektaşım ifade etti, fay zonu üzerinde doğrudan yer alan bu 11 ilimizde niye bir dönüşüm sağlanmadı? Neden fay zonu, evet fay zonuna dönük çalışmalar, bakın burada yine bizim kaçıncı madde, hemen bakıyorum, 22. maddede diyoruz ki Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen mekansal planlama sürecinde aktif fay zonlarının 1/1000 ölçekli haritalanması, fay sakınım zonunun oluşturulma kriterlerinin belirlenmesi ve bu projenin ülkenin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve tamamlanması sağlanmalıdır diye önermemiz var. Ve bir türlü bu fay yasası hayata geçmedi. Ben 2020'de buna ilişkin bir kanun teklifi sundum. Maalesef 2021'de geldi ve reddedildi ne yazık ki. Yani şunu hep beraber yaşadık ki ne yazık ki deneyimledik. 50 bin insanımızı enkaz altında bırakarak deneyimledik ki afetler politika dışı bir şeydir. Yani kimden gelirse gelsin teknik olan önerilerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. İçişleri Bakanlığı'nca fay yasasına ilişkin çalışmanın yaptırıldığından bilgimiz var. Neden hayata geçmedi? Soru bu. Niye bugüne kadar hayata geçmedi? 50 bin insanımızı enkaz altında bırakmak durumunda mıydık bunun için? İl afet raporlarındaki önermeler niye hayata geçmedi? Yine tabii bize Sayın İçişleri Bakanı ikinci gün çıktı. Dedi ki GSM operatörleri çökmüştü. Yollar kapanmıştı. Evet. Doğru, yollar kapanmıştı. GSM operatörleri çökmüştü. Peki
sizin de ifade ettiğiniz gibi burada kesintisiz iletim, yani 21. yüzyıldayız ve kesintisiz iletişim araçlarının sağlanabileceği bir mekanizma yine bizim bu raporumuzda, önermelerimizde var. Buna dair niçin bir alternatif iletim, iletişim mekanizması oluşturulamadı? Yolların ve havalimanlarının kapatılması, bizim milyonlarca kez ifade ettiğimiz jeoloji mühendislerinin her zaman her alanda söylediği jeoteknik etütlerin yapılması, fay zonları üzerine bu önemli teknik yapıların yapılmaması gerektiği, özellikle mesela Amik Ovası'nda hem birinci derece deprem bölgesi hem Amik Gölü'nün kurutularak birinci sınıf tarım toprağı ve alüvyoner toprak üzerindeki Amik Ovası üzerine yapılan havalimanının oraya yapılmış olması, Adıyaman'ın da benzer şekilde yapılmış olması bilimin ve tekniğin öncelenmemesinden kaynaklanıyor. Yani hani bu bir mazeret midir? AFAD'ın bağlı olduğu bir İçişleri Bakanlığı'nın yollar kapalıydı, GSM operatörü çalışmıyordu. Bir mazeret değil arkadaşlar. Yani AFAD zaten yapması gereken, böyle bir afet anında, olası bir deprem, olası herhangi bir afet anında hazırlıklı olup, bundan envanterinin çıkarılmış olup, bunun yerine ikame edebileceği havalimanlarından tutun, iş makinalarına, kurtarma ekiplerine, askeri elemanlara, mesela 7269 sayılı afet yasasının 7. maddesi der ki, valiler emir verir ve ordu harekete geçer. Ordunun gecikmeli harekete geçmesi, AFAD'ın gecikmeli harekete geçmesi insanların orada diri diri ölmesine neden oldu. Yani dolayısıyla bunun mazereti nedir? Çok merak ediyorum doğrusu. Yani AFAD'ın tek başına bu organizasyonu yapamadığı ortada. Buna ilişkin yani Kandilli Rasathanesi'nin ayrı bir büyüklük verdiği, yaşadığımız bu son depremde dahi sabahleyin 7.6 büyüklüğünde deprem açıklanırken Amerika'dan 7.8 ifade edilince bizim düzeltme yaptığımız bir süreci yaşadığımız ve bu kadar koordinasyonsuzluğun, plansızlığın yaşandığı bir süreçte bir Afet Bakanlığı koordinasyonun varlığına inanıyor musunuz? Bu Afet Bakanlığı olmalı mıdır? Yani tüm bu koordinasyonu yürütecek afet öncesi, afet sırası ve sonrasına dönük bir Afet Bakanlığı olmalı mı? Bir diğer sorum, 7269 sayılı afet yasası tam 64 yıllık bir yasa. Bunun günümüz teknik koşullarına ve teknolojik yapılanmalarına uygun hale getirilmesine ilişkin görüşleriniz nedir? Onu sormak isterim. Tabii sırasıyla bütün bu 11 ilimizde ayrı ayrı gerçekten kaç insan yaşamını yitirmiştir? Yani şimdi resmi rakamlara göre 50 bin deniliyor. Ama biz biliyoruz ki o enkazları gören ve yaşayanlar olarak hep buradayız. O afet bölgesinden gelen insanlar olarak yıkılan binalar ortaya konulduğunda bu insan sayısının sadece bununla sınırlı olmadığı ortada. Buna yine bu illerde kayıp ihbarları geliyor sürekli. Bu kayıp insan sayısı kaçtır? AFAD'ın buna ilişkin bilgisi var mı? Ben soruyorum. Lütfen notlarınızı alırsanız daha sonra şey yapayım. Depremden sonra 300 bin GSM abonesinin cep telefonunu hiç kullanmadığı ve 183 bin kredi kartının da hiç kullanılmadığına yönelik iddialar ölüm sayısının açıklanandan fazla olduğuna yönelik bir işaret olarak yorumlanmaktadır. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Önünüzde duran bir veri var mı? Bunu öğrenmek isteriz doğrusu. Yine deprem bölgesinde 11 ilde kayıp çocuklardan bahsediliyor arkadaşlar. Toplam kaç çocuk hayatını kaybetmiştir ve kaç çocuk kayıptır? Sayın Cumhurbaşkanı AFAD aracılığıyla evi ve iş yeri çok, orta, az hasarlı vatandaşlara 10 bin lira destek verileceğini belirtmişti. Adana'da evi az hasarlı birçok depremzede bu destekten hala yararlanamadı. Apartman altında iş yeri zarar gören birçok vatandaş 10 bin lirayı alamadı. AFAD'ın Adana'da ödeme yapmadığı depremzede var mıdır? Varsa kaçtır? Ben kendi ilimden soruyorum. Diğer iller için de tabii bu soru tekrarlanabilir. Bu ödemeler ne zaman tamamlanacaktır? Buna bağlı olarak sormuş olayım. Evet, hala bugün dahi bize çadır alamadığını ileten depremzedeler vardır. Buna ilişkin elinizde veri var mı?
Yine Adıyaman ve Şanlıurfa'da sellerden zarar gören insanlar için ne tür yardımlar yapılmaktadır ve bu sel, yani normalde ben de yıllarca imar planında esas jeolojik etütlerde yer almış bir mühendis olarak bu mühendislik yapıları yapılırken 500 yıllık akış ve yağış rejimine bakıp bu debi göz önünde bulundurularak, çünkü 1 yıl 2 yıl değildir ki bu mühendislik yapısı, 30 sene 40 yıl 100 yıl hizmet edecektir. O yıl gelmez ama 50 sene sonra bir sel geldiğinde buna dair o kesit alanının ve mühendislik projesinin yapılması gerekmiyor mu? Yani buna dair bir çalışma olması gerekmiyor mu? Buna dair görüşlerinizi ve bu selin geleceği bağıra bağıra tüm meteoroloji istasyonlarınca ifade edilmiş olmasına rağmen neden bu çadırlar afetin yaşanabileceği, bir sel afetinin yaşanabileceği alanlara konteynerlar kuruldu? Çadırlar buraya neden kuruldu diye bunu da buradan sormak isterim. Evet. Evet. Hemen iki soruyla bitireceğim. Toparlıyorum. Fayların deformasyon zonu üzerine bina yapılmaya devam edecek mi? Yani hala buraya bina yapmaya devam edecek misiniz? Tokiler bu şeyi nasıl aldı? Evet. Ve yani Tokiler gerçekten o fay zonu üzerine yapmaya devam edecek mi? Kaç adet özel ve kamu yapısı burada var diye tamamlamış olayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.